Evet, Türkiye Kupası pozitif geçti. Çünkü sonuçta burada sezon başı daha önemli olan bu 3 maçı da kazanıp 8'li finalde yer almayı garantilemekti. Nitekim de 3 maçı da kazandık. Zaman zaman zorlandık. Zaman zaman tam olarak istediğimiz oyunu ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Ama oyuncularımızın bazı oyuncularımızın özellikle bireysel performanslarındaki artışın sahaya yansıması bizi namağlup bir şekilde 8'li finallere yükseltti. Şimdi yoğun bir tempoda oynuyoruz. Üst üste 3 maç oynadık. Dediğiniz gibi dün gece geç saatlerde yorucu bir yolculuk yaptık Uşak'tan İstanbul'a. Bugün de Çarşamba günkü Fenerbahçe Ülker maçının hazırlıklarına başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı. Yani şu aşamada tabii ki takım oldukça yorgun ama sonuçta da bir derbi maçı, kupa maçı. Bununla alakalı en iyi çalışmaları yapacağız. Bir kere her maçı kazanmak için oynuyoruz. Burada bir derbi maçı sonuçta. Türkiye'de bu sezonun şampiyonluk adaylarından bir tanesi Fenerbahçe Ülker. Zor bir maç olacağı kesin. Tabii ki bir de kupa mücadelesi, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı. Tabii ki kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız ama rakip de çok ciddi bir rakip. Bakalım. Dediğim gibi şu anda oyun olarak istediğimiz oyunu tam olarak oynayamıyoruz ama Fenerbahçe Ülker'i de seyrettim. Onların da tam olarak hazır olmadığını düşünüyorum. Normal onların da oyuncuları oldukça geç geldiler. Bizim de işte bazı oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle çok geç takıma dahil oldular. Bu mücadelede daha iyi savaşan, bireysel performansları daha yukarıya çıkartan bu maçı kazanacak. Kazanan taraf biz olmak için var gücümüze tabii ki savaşacağız. Biz 3 tane maç oynadık ve bu 3 maçı da kaybetmeden namağlup Türkiye Kupası finallerine kaldık. Bu yüzden hakikaten mutluyuz. Fakat oynadığımız basketbolla alakalı bir takım eleştiriler olabilir ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bizim şu anda hali hazırda sakat oyuncularımızın daha yeni aramıza katılması ve bunun dışında bu sene yeni katılan oyuncularımızın da uyum sorunu sebebiyle bu 3 maç biraz sıkıntılı gibi geçse de Galatasaray adına yakışır bir şekilde mücadele ettik ve bu 3 maçı başarıyla geçtik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bu maç bizim için çok çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Kupası adı olması bizim için çok önemli. Türkiye'deki en büyük kupa. Bunu kazanmak bize hem moral verecektir hem de 2013-2014 sezonuna moralli başlamamızı sağlayacaktır. Rakibimiz de zaten güzide bir rakibimiz. Dolayısıyla onlara karşı alacağımız bir galibiyet hem taraftarımız hem de camiamızı mutlu edecektir. Biz bunun bilincindeyiz. Dün akşam geç saatlerde İstanbul'a döndük fakat bugün gördüğünüz gibi izin yapmadan tekrar bir antrenman yapacağız. Pazartesi itibariyle yarın sabah da yolculuğumuz var. Çarşamba günü akşamleyin saat 7'de oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanıp tüm camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Türkiye Kupası da bu sezon en önemli hedeflerimizden biri. O yüzden zaten geçmemiz gerekiyordu. Bu ilk turu finallere kalmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman kötü oynadık ama sezonun daha başı olduğu için tabii sürekli olarak iyi oyunumuzu sergileyemedik. Şimdi önümüzde artık Cumhurbaşkanlığı maçı var. Sezona da kupayla başlamak istiyoruz. Kupayla başlamak çok güzel olacak. İnşallah daha iyi kupada oynadığımızdan daha iyi basketbol oynayarak Çarşamba günü kazanmak istiyoruz. Gerçekten zorlandık grupta ama neticesinde namağlup hedefimiz de oydu. Namağlup çıktık gruptan. Şimdi tek konsantre olduğumuz yer Fenerbahçe Ülker maçı. Cumhurbaşkanlığı Kupası 2 yıl önce en son bildiğiniz gibi almıştık. İnşallah yine müzemize götüreceğiz. Ya zaten bizi Uşak'ta da yalnız bırakmadılar. Gerçekten Galatasaray taraftan özellikle parantez açmak istiyorum. Herkes de söylüyor zaten biliyor. Bunu da biz de bilincindeyiz. Orada da yalnız bırakmadılar. İnşallah biz de Samsun'da da yalnız bırakmayacaklar. Onların desteğiyle sezona kupayla girmek istiyoruz. Daha sonrasında zaten ilk maçımız Efes Pilsen. O şekilde devam edeceğiz. Ama bizi burada Aptepek için o cehenneme çevirdiklerini ya biliyorsunuz o atmosferi. İnşallah bu sene de bize onu Euroleague'de de ligde de yaşatacaklar yani. Zaten yapmamız gereken de oydu. Sezon içerisinde işte bu sezon 4 tane kupa hedefimiz var. Euroleague'de ve Türkiye'de başarılar bekleniyor bizden ve yani Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmak ve 3 galibiyette kalmak önemliydi bizim için. Şimdi Çarşamba günü Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacağız. Bizim için şu an sezonun en önemli maçı. Hem sonunda 40 dakikanın sonunda kupa var hem de
Fenerbahçe ile oynayacağız. İyi bir derbi, güzel bir derbi olur diye umuyorum. Yani tabii ki de benim için daha da özel olacaktır ve önemli olan burada tabii ki de bizim sahada takım olarak göstereceğimiz performans ve mücadele. Umuyoruz ki sonunda Galatasaray taraftarına bir kupa hediye ederiz sezon başından.